Büyük, kardeşler hoş geldiniz. Hoş Eyvallah. Bu ışık az galiba ya. Çünkü her sene zaten ampulleri sokuyorlar. Uğur hoş geldin. Hoş abi. Güzel bir şey ya. Güzel sürpriz yaptım bize ya. Bunlar hepsini bitireceğiz. Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. ve vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala resulina Muhammedin salat. Gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Tevfikini refik eylesin inşallah. Bizi bize bırakmasın. Kardeşler bu ders arzlıların dünyalıların isteği değildi. Bir anda şöyle bir 45 dakika içerisinde hazırlanılan bir şey. Ama neresinden başlayacağımı da ben de bilmiyorum. Ciddi diyorum. Zor bir şey. Ama benim isteğim değildi bu. Benim isteğim başkaydı. Mana maddi nasıl eğiyor? Mana maddi nasıl tesir ediyor? bu beden ve bu alemi şahadet bizim bildiğimiz gibi olmadığını, zanlarımızın içinde olduğumuzu la alakalı bir ders. Zan, balonların içindeyiz, içimizin içindeyiz. Fihi mafi. İçeride bizimkiler uyananın içine giriyoruz. Mesela gadap, şehvet, öfke, merhamet, şefkat, behim, hayal, tasavvur. Her ne ki uyanmışsa onun içine giriyoruz uyanmamışsa, uyanmamış iken içimizde, uyanırsa içimin içine giriyor. Menfi veya müspet. Mana, maddeyi nasıl etkiliyor? Pek rastlamadığımız, okumadığımız latif nükteler bu. Osmanlıca lemalardan şey yapılmış. Okuyacağım yer, zaten girişiyle de biraz anladık. Garip bir yer. Ustadımızı 1952'de İstanbul Mahkemesi'ne celp edilmesinin sebebi, mahkemeye verilmesinin sebebi gençlik rehberindeki hüve nüktesi ile alakalı olduğunu, hüve nüktesi onların felsefelerini, anlayışlarını ve davalarını zirüzeber ettiğini, Sırf o sayfanın için, birkaç sayfa için hem kitabı hem bizi mahkemeye verdiler diyor. Onların sırrını çözüyor. Onunla alakalı bir yer, hava. Orada hüve nüktesinde hava sayfası ceyran eden, birbir bir içine giydirilen alemler var. Einstein der ki zaman mekanı, mekan da zamanı eğer eğiyor. Onlar 3-4 tane boyut. Dünyaca meşhur ateist, sen dedi, cen dedikleri, dedi, İsviçre'deki o deneyden sonra 11. boyutun tanrı boyutu olduğunu söylüyor. Ve ateistlikten vazgeçtiğini yazıyor. Bizzat okuduğum için söylüyor. Hava alemindeki şifrelerin düğme, ükdeleri olduğunu söylüyor. Onlarla alakalı okuyacağız ama neresinden başlayacağımı bilmiyor. Hakikaten bu kitapların hepsinden şey yapılmış. Ben mesela hemen şeyle başlamak istiyorum. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Hazırlanmadığım için hani bir anda 45 dakika içinde. insan 18 bin alemin hulasay camiasıdır sormak istediğinizi sorabilirsiniz onu. İnsan 18 bin alemin hulasa camiasıdır. Bedeni alemi şahadetin hulasasıdır. El müzeci, firistesi haritayı kutsiyesidir. Bedeni. Aklı lefi mahfuzdan, ruhu arş azamdan, kalbi arştan. İnsan ve beşer, hiç kimse anasından insan doğmaz, beşer doğar, insan olunur. İnsan doğulmaz. Beşer şerlerle doludur. Zıtların cemidir. Ne kadar farkındalık olursa, vahye muhatap olursa beşeriyetten, şerlilikten, aliliğe sıyrıldıkça sıyrılma nispetinde insan olunur. Onun için peygamberlerin vazifesi beşeriyeti insanlık makamına çıkarmaktır. Hepinizce malumdur ki bilgisayardaki, ekrandaki film arkasındaki yazılımla hiç alakası yok. Mesela 6 tane karakter yazarlar. Erdinç burada olsaydı söylerdi. Mesela bir harf yazılması için diyor F, F harfi tam 6 tane mi harf dizilmişti? Senin de sağın değil mi biraz? Nasıl böyle kaç harf diziliyor bir harfa? Harf olarak değil de 0 1 olarak. 0 1 o şekilde. Tam karşılığı var. Karşılığı. Şimdi bilgisayarın arkasında bu da yazılımcı 0 1 1 0 0 1 ama ekranda film veya ses. Yani gözüktüğü gibi değil hiçbir şey. Ekranda gözüken ses, görüntü, renkler ama arkasında var yok, yok var, var var, var yok 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 var. 0 1 1 1 0. Vücutla Adem var yok. Mesela şu boşluk harfi gösterir. Harf sese götürür. Ses benim konuşmam. Konuşmanın kaynağına gidiyorum. diyorum ediyorum külliyatı. Kitap okuyanlar Biliyor. Manalar kapten çıkar. Uzunluğu diye şey yapmayayım açmayayım. Manalar kapten çıkar. Dağda bir kar topu yaptın. Bıraktın aşağıya doğru. Veya bir su çıktı. Arı duru bir su suydu. Ama otun oradan geçti. Ağaçların oradan geçti. Yapraklardan geçti. Madenlerden geçti. Çamurlardan geçti. Hayvanların oralardan geçti. Aşağıya gittiği zaman tadı değişiyor. Çünkü yüklenmiş. Kapten çıkan mana da böyle. Dağın tepesindeki arı duru bir su. Sonra o yuvarlanır, vicdana iner. Yani kalpte latife insaniye, latife maneviye, maneviye, insani latifeler boyalanır mana. Sonra vicdana iner. Oradan latife rabbaniyeden, iradeden, zihinden alır. Sonra dima gider. Diman 7 mertebesinden yüklenir. Sonra bu homojen denilen bu bütünsel bir dünya ruh var içinde. Kalp var. Yani pekmez tayin. Koydun mu? Koydum pekmez dahil Şimdi te tencereye ruhu koy. Ruhtaki. Kapteki iştiyak, iştiyak, incizap, ihtiyaç, meyil. Dört tane. İyim, ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Evameli tekvini. Onu da koy. Kitap okuyanlar için söyledim. Vicdaniyatı niyatı da koy. Vicdan derken irade var orada. Zihin var orada. His var orada. Hislerin bütünü. Latife-i Rabbani var. Haz, huzurlar orada. Onu da koy. Dimağa geç. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Koy. Hepsini koyduk mu? Pekmez tayin divi karıştır. Ona uygun bir glafilatif, bir bedeni misali, bir harita, bir elbise giyecek. Onun adı kelam. Tahayyüle gelir. Hayale gelir. Orada ona bir elbise biçilir. Sonra uslubu da arkasına alarak yani ifade tarzı, mimikler, el, kol onları da içine koyarak dışarıya kelam fırlatılır. Hava alemine buradan giriyorum derse şimdi. Hava alemine girdim. Fotokopi makinesi gibi herkese gidiyor. Şu anda herkese hava alemine attım. Aklımdakileri aklımdakilerinizi, kalbim kalbinizi, ruhum ruhunuzu, vicdanım ruhunuzu seviyemize göre ne kadar e, imtizaç etmişsek, insiba etmişsek, yakınlık hissetmişsek oynatır. Aklım aklını oynatır, kalbimi kal kalbini oynatır. Böyle bir gidip gelmeler var. Fakat bu hava aleminde 18 bin alemin karakolları olduğunu 28. Lema'da söylüyor. Karakollar var. Bu karakollardan eskide erva habise ve cinler bilgi alırlardı. Vahi olduktan sonra bu men edilmiş. Şimdiki fiziksel meteor yani yıldız kaymasının adı dinde 15. sözde recmi şeytan, şeyatin, meleklerin şeytana attığı mancınıkmış. Hırsızlığa gittikleri için onlara atılan şeydir. Şimdi bu hava aleminde e, şifre ilahiye yani nasıl anlarız bu hava alemini? Şu beden alemi şahadetin en müzicidir. Hulasası, öz. Bu bedeni düşünün. Burada ben bura bedende ifade edeceğim ama beden olmayan fikirlerim var. Hislerim var duygularım var. Ama beden de odundaki duman gibi, odundaki nur gibi, utrovial ışınları gibi, enerji boyutları gibi. Oduna benzemeyen şeyler. Odunda karanlık ve nur aynı yerde. Veya o enerji mesela kilosu yok enerjinin ama odunun kilosu var. İşte bu bedende aklım var, vicdanım var, kalbim, ruhum var. Bir de ben olan ben var. Yani benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim kalbim, benim ruhum, ben olan ben burada. Ama çoğu zaman fark etmiyoruz kendimizi. İnsan kendisi fark etmiyor. Ben buyla değilim. Ben bunu kullanıyorum. Aynı bedene ben nasılsam 18 bin aleme alemi şahadette öyle bu dünya. Bu alemden o aleme, o alemden bu aleme geçiş koridoru şifresi hurufu mukattadır. Hurufu kutsiye -i şifre -i ilahiyedir. Geçiş buradan oluyor. Onun için kimseye vermemiş. Allah Resulü'ne vermiş. Habibine. Bir de aslın imamlarına verildiğini söyler. Hurufu mukatta. Onun için bununla meydan okuyor Kur'an. Yapın böyle göreyim diye. Bu 14 tanedir. 28 tane harften yapılmıştır. Bu şifreyi ilahiyedir. Maddeyi değiştirir. Bunu fiziksel ispatla edilmiştir Japonlar tarafından. 7 sene sırlı tutmuşlar Japonlar dünyaya bildirmemişler. Bir bardak suyu almışlar. Yanına galis tabirler kullanmışlar. 5 saat eksi 5 santigrat derecede soğuğa koymuşlar. Başka bir bardak kalmışlar. 5 saat eksi 5 derecede 5 saat koymuşlar ama ona da güzel sözler söylemişler. Çok şey güzel ifadeler kullanmışlar. Din değil, ayet değil. Güzel, seviyorum seni, çok hoş. Ne kadar tatlısın, güzelsin. Baksana beni gösteriyorsun. Sanki ben olmuşum gibi demiş yani. Adam dediğini söylüyorum. Sonra bunu koymuş. Bunu bilinen bir şey yani YouTube'larda var. Sonra 5 saat sonra sonucu alıyorlar. Bunda saydam daha beyaz, daha geniş kristaller olmuş. Bunda daha kapalı, daha iç içe, daha sık ve rengi kahverengiye dönüşmüş tarzda bir renge dönüşmüş. Ve eklemiş %76 suysa insan olumlu, olumlu ve olumsuz düşünceler veya hariçten gelen sesler insanı ne kadar etkilediğini malumdur demiş. Demek ki insan etkilenen bir mahluktur. Oraya kadar geldim. Tamam. Fark etmediğimiz 5G sistemi yani daha önce cep telefonları verici istasyonla yapılırken şimdi uyduyla yapılıyor. 123 Kastamonu'da herkes ya kalben ya aklen ya ruhen ya bedenen maddete hastadır diyor. 240'da Kastamonu'da o, bende de bir sıkıntı arız oldu diyor sıkıntı. Yani insanlar durup dururken antidepresyon ilaçlarını kullanmadan sıkıntı çekmelerinin tesadüfi değildir. Yani korona tesadüfi değildir. Eskide e, bu istasyonlardan yapılıyordu. Gene yapılıyor. Onu 15-20 sene önce söylemiştim. Uyku, hantalık, tembellik modu aktif oluyor. Ee, şeyde 82 lemalarda fena madenleri işlettiriyorlar diyor. Lemalarda fena madenleri işlettiriyorlar. Dolaşıyorum dikkat ederseniz. Buraya gireceğim. Nasıl gireceksem. Fena madenleri işlettiriyorlar. Şimdi 5G ile yapıyorlar. Daha şey. İnsanlarda durup dururken hırçınlık, tahammülsüz, kanaatsız, memnuniyetsiz, su, asık suratlı, gergin, buhran ve bunalım geçine Halde dokunma patlayacağım duruma olmaları tesadüfi değildir. Böyle değil insan. Bu hale nasıl getiriliyor? Hava alemine merak ettim neler var? %78 azot var. %21 oksijen var. %1 argon var. %0.1 veya %0.4 arasında su buharı bulunur. %76, %78 azot. %21 oksijen var. Yani bu havayı etkileyerek bedenimizi etkiliyorlar. Beden de düşüncelerimizi, hayallerimizi, hislerimizi etkiliyorlar. An şartla kurtuluş yoktur bundan. Bir şartla kurtulacaksın. Kastamonu'da da okuyacağım şimdi. Ancak bunlara manevi hurufu mukatta ile mukabele edersen diyor. Okuyacağım burayı. Manevi ayze o ancak onu durdurabiliyor. Kastamonu'da diyor ki radyoda radyoda şey şu haberlerde bak ne yapıyorlar. Adamlar haber sunduğunu zannediyoruz. Haber sunuyor da. E tamam ama başka ne yapıyor? O mikrofonda 267 miydi? Ha 267 evet. Diyor ki cümleleri ortadan okuyacağım. Birinci harbi umuminin patlaması ile maddi ve manevi şerlerini Siyasi diplomatların radyo diliyle e herkesin kafalarına sihirbaz ve zehirli üflemeleriyle mikrofon var ya Evet sen seyirciler diye başlıyor. Yani öflüğü üfürüyor. Bu öfürünce insan nasıl etkileniyor? En azından hayalini, fikrini düşüncelerini, zanlarını, vehimlerini aktif ediyor. Bununla zehirli üflemeleriyle diyor. Kastamonu 66'da hava aleminde 3 aylar geldiği zaman değiştiğini söylüyor. Farkında mısınız dolaşıyorum, not yapıyorum. Ta ki okuyacağım yere malzeme yapıyorum. O kadar mıyım? Yani burada radyo diliyle herkesin kafasına bunun çaresi ustat ne diyor? 756 ve 754. sayfada Asayi Musa ile mukabele edilebileceğini söylüyor. Asayi Musa ne özelliği var? Musa Aleyhisselam'ın asası ne vazife yaptıysa Musa Aleyhisselam'ın Asayi Musa da onu yapıyor. Orayı göstereyim size. 746. Asayi Musa gibi Dalaletlerin bütün manevi sihirlerin iptal edebilen, bir mahiyette bulunan 744'te de var. Asay Musa gibi dalaletin ve şirkin sihirlerini iptal edebilen. Nasıl oluyor? Ben kitap okuyunca burası nasıl etkileniyor ki? Nasıl mı etkileniyor? Ben bir şey söylediğim zaman heyecana geliyoruz. Kelam. Coşuyoruz, gadaplanıyoruz, şehvetleniyoruz. Öfkelenmiyor muyuz? Yani kelam nedir? Buz gibi düşünün. Buz Buzda su yok mu? Buz donmuş su değil midir? Su ama H2O'dur. h H2O enerjidir. Esirdir. Maddi hayattır, aynı hayattır. Hayatın zatları cevirleridir. Ama bizde gözüken ne? Buz. Buzdur ama sudur. Arasındaki fark nedir? Buz suyun donmuş halidir. Kelam ruhun alemi şahadette dışarıdaki vücudu haricisi nüfus cüzdanıdır. Kelam kişinin nüfus cüzdanıdır. Kelamın içerisinde o kişi vardır. Hadis-i şerife geç. Kur'an okumak Allah ile sohbet etmektir. Libastır o. Kur'an bu değil. Bu şeyde olan. Bunun adı musaftır. Sayfalanmıştır. Mahluktur. Alimler arasında ihtilaf yapılmıştır. Kur'an mahluk, de, Kur'an mahluk değil. Çünkü bu Kur'an değil. Bu musaftır. Sayfa adır. say. Kur'an'ın sureti vardır. Kanuniyeti vardır. Hakikati var mı ayeti var. Bak şimdi. Merak ettiğim için nasıl olur ya bu alimler bu kadar şey Kur'an'ın sureti musaftır. Kanuneti okuyanda ortaya çıkandır. Herkesin Kur'an'ı farklı. Kur'an okunandır. Okuyanda ortaya çıkandır kişide. Hakikati nedir? Esma-i ilahiyelerin bütünüdür. Maliyeti nedir? Allah'ın sıbutu sıfatından kelam sıfatıdır ki haşa Maliyeti ve hakikati mahluk değil. Kanuniyeti insanda olandır. İnsan küçük bir Kur'andır. Kainat büyük insandır. İnsan küçük kainattır. Kainata diyor ki Kur'an-ı Kebiri kainat. Aynı oraya diyor ki insanı ekber. İnsan kainat Kur'an'ının hulasası küçültülmüş modelidir. O zaman insan okuduğu zaman ortaya çıkan senin Kur'an. yaklağına Kur'an. Kendi Kur'an'ın. Bu musaftır. Sureti budur kanuniyeti sendedir. Hakikati esma ilahiyelerdir. Mahiyeti subut sıfattır. İkisi mahluk değil. Bu sende. Herkeste Musa eşittir. Kur'an eşit değildir. Herkeste de Rabbul Alemin aynıdır. Ama herkesin Rabbi farklıdır. Herkesin Allah'ı birdir. Herkesin Rabbi kendi alemindeki uyanışların bütünü farklıdır. Asay Musa sihir ve büyüleri iptal ediyor kelami ilahi nasıl yapıyorsa. Ustad Hazretleri onların sihir ve büyülerini Kur'an'da ayetleri toplamış. Kur'an'da hocam bunları ayetleri toplamış. Namertlerin kucağına düşmeyesiniz diye. Bu Kur'an'da hangi ayetler okunuyor? Hizbul Kur'an'da toplamış. Hizbul Kur'an nedir? Kur'an'ın bütünselliğinden toplanmış ayetlerin kulasasıdır. Ne özelliği var? benim şöyle bir misal verdim. Eskide mavzer vardı. Koyardık mavzer. Koyduk tam çıkar bir daha koy. Tam bir daha çok. Ama şimdi taramalı var değil mi? Drrrr. Aynı onun gibi. Diyelim ki Bakara suresinde şş, 12. ayet. Ali İmran'dan 8. ayet. Furkan'dan şu. Ya ben onları nasıl bulacağım yani? Mavizel gibi tek tek koy, tek tek boy. Ya onu var, bul, onu bul. Ha, onlar ustat bir araya getirmiş. Dırırt diye olmuş. Bunun adı dırırt. İzbul Kur'an. Sıkıntı varsa nameti muhtaç olma kardeşim. Ya kime okutturalım? Lan biraz böyle haramlardan uzak duran adam İzbul Kur'an okusun. E okuma şekli var mıdır? Bildiğim şu 19. mektupta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hiçbir mucizesi temassız olmamıştır. Hazreti Ali radiyallahu anh karnı ağrıyordu. Ayağını sürttü bir şey okudu geçti. Tükürüğünü koydu kuyuya acı su tatlılaştı. Hayasız bir kadın ekmeğini istedi verdi hayır diyor ağzından çıkanı ver dedi. E, çocuk konuşamıyordu göğsüne koydu bir şey okudu istifra etti konuştu. Ha biz bu Kur'an'ı nasıl okuyacaksın avucunu koy. Ama sakın kimseye okuma sıçrar sana. E kime okuyacaksın? Kendi kapını kapattığın zaman evde kim varsa onu okuyacaksın. Dışarıya okumayacaksın. Hiç kimse okumayacak mı? Üç sıfata sahip olan okusun. Bunun tevazu yapmayacağım, bunun ehliyim. Kuveyi kutsiye, kuve-i ulviye, kuve-i maneviyesi olan okusun bir şey olmaz. Şemsiye gibi paratoneri var, cemuri var, bomba patlamaz. Ama kuve-i kutsiye, kuve-i ulviye, kuve-i maneviyesi yoksa sıçrar ona. E, sigara içmediğin halde, sigara içmediğin halde sigara içenin yanına dursan Sıçrar ya sana. İnsiba var, inikas var, incizap var, cezb var. Sırayt var yani. Sırayt kanunu var. Bir günde diyor ustad. O sıkıntı diyor bana da sırayt etti diyor. Kastamonu 240. Ya usta da etti de bana sırayt etmeyecek. Usta orada söylüyorsa yani şahsına ait olsaydı ben niye onun kitabını okuyayım? Yunus Aleyhisselam'ın şahsına aitse o kısa ben onu niye Kur'an'ında okuyayım? Ben nasıl ki balığın içine girmeyeceğim ki? Ben meyrem mi olacağım? Çocuk mu doğuracağım ki? Ben niye onun kısasını okuyayım? O benim. Meyrem budur. Bak vahiy geliyor. Vahiy geliyor. Buradan dölleniyor. Hiçbir şey bozulmuyor. İsa dölleniyor. Doğum yapıyor. Meyrem. E şimdi ustada sirayet etmişse? Bize etmez mi? Usta diyor ki bana aşı dokunur diyor. Ben de diyorum ki bana dokunmaz. Bana iyidir. Demişse demiştir. Üstad dediğini duysak yetiyor bize de. Ama maalesef kafalar darmadan olunca Ahmet Mehmet ölçü yaparsak. Şimdi geçiyoruz latif nüktelerde hava aleminde. He, ama hava alemi nasıl çalıştırıyorlar? Adamlar radyoyla konuşup da ya ben nasıl etkilenirim? Arkadaşlar Arabistan'da beraber ümre yaparken, hac yaparken bir kardeşimiz Kırıkan'da ikide bir saate bakıyor. Hayır değil, ne saate bakıyorsun dedim. Amikovasında pamuk var tarlası. Abi <laughs> abi dedi su, ovayı surlayacağım dedi. Ulan Arabistan'dan şöyle 2000, 3000, 3500 kilometre ya. Amik Ovası'na nasıl suyu çıkartacaksın? Ondan sonra saati geldiği zaman cep telefonunu elektronik oraya bağlamış. Tık 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 tık. Telefon çalınca titreşimde. Titreşim gibi şey koymuş. Tak devreye girmiş elektrik. Elektrik devreye girince su, su basmış. Kamerayı da koymuş. Kamerada seyrediyor. Ondan sonra su basınca su gidiyor. Suudi Arabistan'da gözümün önünde Ami kovasını sularken gördüm. Şimdi cep telefonuyla, mobil veriyle her sokağa seyredebilirsin, girebilirsin. Daha kolay. Yani artık kelamın maddeye tesirini artık normal bir çocuk seviyesine indiğini görüyoruz. Şimdi hava aleminde bir de bastı zaman tay mekan var. Mesnevi Nuriye'de söylüyor. Sözlerde de var. Mesnevi 197'de mekan açılıyor şöyle. Şimdi saniye var ya tık 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 misal veriyor. Şu tıkı yaparken tut buradan. Tut. Tuttun mu Uğur? Tıkının burasını tut. Tut abi. Aç buraya. Gir oraya. Zamansız alemine girdin. i̇mam Azam Azam hatmi Kur'an etmiş. İki, iki rekat cemaatla namaz kılmış. Hatmi Kur'an olur mu? Bastığı zaman tay mekanlı geçmişler oraya. Yani zamanın sureti, kanuni, hakikati, mahiyeti var. Bizim gibi değil. Suretinden geçmiş, hakikatına, kalbin ve ruhun derece hayatına girdi mi? Bu saniye giderken tut bunu, bir de bunu tut. Bırak, gir içeriye. Orası farklı. Boyut farklılığı. Bunu da animasyonu yapmışlardı. Bir boy iki boyut, üç boyut, dört boyut nedir diye. Şimdi ben şu latif nüktelerden başlıyorum. Şuradan, uğur, böyle teknoloji, senin, bizim böyle bir şey yoktu. İlk ise vesvese risalesini sen orada yapmıştık. Böyle bir tepede vardı, yansıtmıştık. Ya. Şimdi Cenab-ı Hak bu nimeti vermiş. Arsasından bu tahtaya kadar elime bu nimeti veren Allah'a hamdü senalar olsun. Sebep olanlara da Allah ebeden daima razı olsun rahmetine havale ediyorum. Sebep olanları. Yani bak görsün ne işte kullanılıyor. Arsasından bu kadar. Şimdi yapmaya kalksa ıskaladın geçti gitti. Ya o zaman bu dersi yapmak için Ümraniye uğruna oraya giderdim. Birkaç tane yaptık değil mi? Ve sesi yapmıştık. Ya. Şimdi bak ne kadar hoş. Oradan hepiniz görmeniz lazım. Görüyor musunuz abiler oradan? nur unsurunu şimdilik bırakıp meselemiz münasebetiyle o kadar malzeme niye yaptım? Hep Risale'den dolaştım, hulasa ettim. Burayı anlamak için. Sonuç bu. Sorabilirsiniz de ama sormayın çünkü zor bir yer. küre arza göre emir ve irade arşı olan unsur hava. Ee, Allah'ın zatı kainatta yok, insanda. Allah sıfatlarıyla kainatta, itikadımız böyle. Zatıyla insandadır. İlim, irade, kudret kainatta. Zatıyla insanda. İrade nerede tecelli ediyor? Hava unsurunda. Hava. Hava unsurunda bakayım ne olacak? İçinde emir ve iradenin acayibini ve garaybini örten perdenin bir derece keşfine çalışacağız. Şöyle ki hava örtmüş. Hava nasıl garip? anlamak için bak ben ne kadar garipsem. Yani ben bu şekilde gözüküyorum. Ben bu muyum? Acaba ben ötelerde nasıl gözüküyorum? Yani misal vermiştik yazılımda. Filmi düşünün. Ya zerre kadar bir inkişaf olursa bu derslerden imanımız Allah'a sonsuz şükürler olsun. Onun için misallendirmeye çalışıyorum çeşitli ki imanda inkişaf etsin. Yakini, yakiniyetimiz olsun. Şimdi bir film düşün. Arkası sıfır sıfır bir, 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 sıfır. Sıfır yok, bir var. Var, yok, yok, var, var, yok. Ekranda film, arkada böyle bir şey yok. Yani ekran hava, arkası böyle değil. Eğer böyle bakarsan havanı alırsın. Hava olur. Şimdi acayibini göreceğiz diyor. <laughs> Sonra huruf u mukata'ya gireceğiz. huruf u mukata nasıl bir? kara delik gibi, dehliz gibi. Yani solucan deliği der kuantum fiziği. Yani bu alemden o alem. Mesela kuantum fiziği şöyle dünyayı diyor. Eğer atomdaki elektron proton arasındaki boşluk kalksa. Yani ne kadar boşluk onu söyleyeyim. Bir atomun merkezinde proton var. Onu Londra'ya koysan. Bilimin söylediği ya, yani. ben söylemiyorum. Ben desem Bana şey uçuk diyecekler. Protonun büyüklüğü misket kadı olsa ve Londra'da olsa. Ona en yakın geçen elektron İstanbul'dan geçer diyor. O kadar boş. Boşuna ulema büyük adamlar boş dünya dememiş. Boş, boş. Ama Rize'de böyle ders yaparken dedi ki Hoca madem bu kadar boştur niye arasına düşmüyoruz? Niye düşmüyoruz? Biz de boşuz da ondan. <laughs> Biz de boşuz. Şimdi hava alemi bak gözüktüğüne bakın. Eğer o boşluk proton elektron arası kalksa Hepsi yapışsa dünyanın maddesi komple çay kaşığı kadar olur diyor. Ondandır ki birkaç gram uranyumla tamami çıkartılamıyor. Bir kısmı enerjiye dönüştürülüyor. Koca Amerikan kıtası ısınıyor, elektrik oluyor. Nükleer nükleer santraller ya. Yani. yani o atomda o enerjiyi çıkartmak için nasıl bir teknoloji var? Çok zor şimdi akkuyu yapılıyor Türkiye'de. Bilmem böyle bir nasıl bir teknoloji lazım. Tamam mı? Tamam. Yani atomdan bu enerjiyi almak için, varı almak için, ortaya çıkarmak için böyle teknoloji. Peki yok. Olmayan bir şeyi, enerjiyi sıkıştırıp madde olarak ifade yapan Allah nasıl bir teknoloji kullandı? Çıkartmak da bu kadar teknoloji gerekiyorsa onu ilk yapan o enerjiyi oraya nasıl sıkıştırmış? Allahu Ekber yani. Atom bombası diyoruz ya. O da Hepsi çıkmış olmuyor ha. Atom bombasıyla atom parçalanınca ortaya çıkan enerji yakıp yıkıyor. Kaçan enerjiyi zaten tutamıyorlar. O yakıp yıkıyor. O enerjinin de protonu atomu var yani. O da parçalanacak diyor. Cern'de onunla uğraşmışlardı. Yani atom parçaladığı ortaya çıkan enerji. Son mu yani? O da bir enerji dönüşmüşler. Atom enerji. Enerji kuarklara, kuantum fiziğine doğru aşağı doğru gidiyor. Şimdi Hava alemindeyiz abiler. Biz nasıl ki ağzımızdaki hava ile hurufat, kelime Allah diyoruz. Suya Japonlar söylediği gibi. Ve kelimatı ekiyoruz. Nereye ekiyoruz? Hava sayfasına. Hava sayfa bak. Yaza, yazar bozar tahtası. Hava sayfasını ekiyoruz. Birden sümbülleniyor. Herkesin kulağına gidiyor. Yani havada adeta zamansız bir anda bir kelime bir habbe olup harici havada sübünlenir. Yani radyo istasyonu ile olsa yukarıda ben konuşsam radyoyla Avustralya'da radyosu açık olanın yanındayım. Ama radyosu açık olmayan aşağıdaki adama uzağım. Her tarafı kuşatıyor. Allah'ın bir böyle adet ilahisi var. Yani maddeye böyle bir özellik koymuş. Maddeye. Ama hep hiçbir şey ama hiçbir şey gözüktüğü gibi değil. Gömleğim atlet gibi değil, atletim vücut gibi değil, vücudum aklım gibi değil, aklım vicdanım vicdanım, kalp kalp ruh gibi değil. Ruh da ben olan ben gibi değil. Hepsi birbirine örtülmüş, Süret bizi aldatıyor abiler. Şu hava surettir. İçeri girelim bakalım. Hava alemine attık kelimeyi. Nasıl çoğalıyor resimler çoğalıyor. Küçük büyük hadsiz aynı kelimeyi cami bir havayı sümbül veriyor. Cami bir havayı. Yani bir anda canlanıyor işte. Nasıl canlanıyor? Hayır, aynı benim. Kelamda aynı ben varım. Bu havanın şifresini adamlar kısmen aralamışlar. Sihir yapıyorlar, sihir. Durup dururken insanlar buhram geçirmez, depresyon geçirmez, hastalık olmaz, tansiyon olmaz, kalp olmaz. Farkında mısınız? Şu son bir senede köyünüze gidin ya duyduğunuz haberler. Kalp kaç kişi geçirmiş ya? Kalp krizi sizin köyde kaç kişi geçirmiş? Bizde bayağı var yani. Nasıl oluyor <laughs> durup dururken? Hani ille gıda değil yani etkiliyorlar. Hava ile yapılıyor. Niye koronada içeriye girin dedi? Ne var içeride? Köydeyiz. Olsun içeride olun diyor. Diyemiyorlar adamlar. Uydu yapılıyor. Havaya salınıyor o şifreler. Havada e, Havadaki zerreleri etkiliyor. Onu da teneffüs eden içeriye alıyor. Ve akciğere gidiyor. Niye karaciğere gitmiyor? Hava ile oluyor. E ben kimse yok ki. Adam kendisi dedi ki kendisi o zengin Amerikalı. Akrabamı aldım dedi. Testi de yaptık hiçbir şey yok sıfır. Yatla çıktık denize. Kim var hiç kimse yok. Bir de bakıyorlar hepsi hasta olmuş. Okyanusun ortasında. Niye hasta oluyor? İnsanlar arasındaki geçme tesiri çok az. Esas havadan geçiyor. Havaya etkiliyorlar. Öyle de bakmanızı söylüyorum yani bu derste. Hemen oyuna gelmemek lazım. Küçük büyük hadsiz aynı kelimeye cami bir havayı sümbül veriyor. Unsuru havaiye bakıyoruz ki, hava zeresine bakıyoruz ki, o derece emri kün fe küne muti. Allah ol diyor, oluyor. Nasıl oluyor? Yani Allah bir şey ol diyor, hemen oluyor. Ben de adeta... Havaya emrediyorum veya diyorum hepinizi geliyor. Emrediyorum. Emir gibi yani. Emri kün fekün. adeta. muti sahar ve emirberdir ki güya her bir zerresi bir nefer gibi. Muntazam bir ordunun her dakika emrini bekler. Zamansız. En uzağına en yakın. Zamansız. Öyle sen radyo istasyonuna konuşsam şu anda senin duyduğun gibi şu anda canlı yayında Amerika'da olan var mı Hikmet orada mısın? Evet. Aynı Özbekistan'da Saadettin orada mısın? Bak nereden nereye. Bak Sibirya'da Murat var. Ne alakası var değil mi? Ne kadar şey Almanya'da varlar. Yani zamansız şu anda sizin duyduğunuz gibi onlar da duyuyor. Nasıl oluyor? Böyle bir sistemi koymuş. Önemli olan ilk önce Allah bu böyle yokken yani tövbe tahayyülü küfür küfür değil ya tefekkürü küfür de değil. Nereden Allah'ın hatırına geldi? Hatıra gelmez de biz düşünmek için ya böyle bir sistemi tasarladı ve yaptı. Zor olan bu sistemi yapmak. Bu sisteme emretmek, bir şey söylemek çok kolay. Biz de emrediyoruz ha söylüyoruz. Bütün herkesi gidiyor. Zamansız. En uzak zerreden Amerika'daki de duyuyor şu anda bizi. Emri Künfe'künden cilveger olan bir iradenin e, imtisalini, itaatini gösteriyor. Hepsi itaat ediyor şu anda bana. Amerika'daki zerlerle de itaat ediyor. Kim açarsa girer. Yeter ki e, ZOM şifresini girsin öyle mi? Ha zoom şifresiyle beni duyuyor mu? Duyuyor. Huruf mukatta ile de alemi gayptakileri de duyarsın, duyurursun. ZOM'un şifresi neyse. ZOM değil mi bizim şey? Canlı yayın. Ha, o nasıl ki şifredir? Bir sürü böyle kodlar var. Huruf-u mukatta da gaybi şahadete şahadete alemi gayba taşınır. İns, peki insan nedir? Böyle bir insan diyor 121 şualarda insanı berzah olur. O alemi şahadetten alemi gayba gaybtan şahadete geçiş koridorudur insan. Bak koridordur. Altı yol kavşağı gibidir otobanda. Geri gidemezsin. Sağa çıkamazsın, sola çıkamazsın. Altı yola gidersen her yere gidersin. İnsan da 18 bin alemin koridorudur. 121 şualar. 506 sözlerde de bir geldim senin evine. Bir daha geldim. Ahmet bir daha geldim. Bir daha demez misin? Bir de sen gel. 506 sözlerde diyor ki insan diyor tefekkürle, latife ile, seslendirme ile o alemleri ziyaret ediyor. Bazen de onlar da iade ziyaret yapıyorlar diyor. Bu nasıl anlarız? külli ise peygamberler gibi vahi, asın imamları ise vahim vazifesini yapan şumullu ilham ile, alimler ise ilham ile, sunatulat, işarat ve rumuzat ile cevaplanıyorlar ve gıdalanıyorlar. Acayip ya gidip gelmeler var. Yani bu hava aleminde böyle hurufu mukatadı böyle. Bak zomla dünya ile konuşuyorum ben. Soru, sordum cevap verdi. Aynı onun gibi hurufu ile giriyorsun zom şifresiyle oralara. Oradakiler bu tarafa. Ve bu dersi de isteyenler onlardı. Ben yalan söylemiyor. Bu dersi yapacak şey değil. bu. Bunlar ne yapacağım bu kadar ya? Sabahtan beri çalışmam lazım. Ben konuştuktan sonra birkaç gün sonra da yine aynı yani, Havada asılı mı kalıyor? Havada asılı kalıyor hepsi. Hatta İsa Aleyhisselam'ın sesini çözmeye çalışıyor Avrupa. Hiçbir şey yok olmuyor. Hepsi duruyor. Meyle diyorum. Ustad diyor ki, Evameli tekveninim diyor timsali olan latife insaniyede ihtiyaç, iyiyim ezberlemek için. Üç taneyi bime. İhtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Onunla ben gönderiyorum. Bir bakıyorsun ilham geliyor. Bir tulaat geliyor. O adamı tahrik ediyor. O hemen arıyor. İşte kalbime düştün diyor. Senle konuşuyorduk diyor. Ah sen aradın diyor. Hani Risale'de de var ya doğuda derler. kurdu andın sopayı hazırla. Ondan sonra bizde tele tıpta, felsefede telepati derler. E, empati de derler. E, şimdi annelerde var yani çocuklar için. Eğer annenin sinesinde basınç oldu mu çocuğumu alıyor diyor. Süt istiyor diyor tarladan. Pat diye gidiyor. Telepati. Telefonsuz çek demek. Acayip bir şey ya bu tuhaf alem. Hakikaten bu alem, iyi ki gelmişim bu aleme ya. Gelmişiz. Çok hoş olmuş. En uza geçiyoruz geç yukarıya doğru. Hava aleminde şimdi huruf mukata gideceğiz. Zom yani zom. Mesela ahize ve nakile radyo makineleri. Yani verici ve alıcı istasyon. Ya abiler 267 şu sihir yapıyor diyor. Haber bülteni nam altında sihir yapıyorlar diyor. Başka büyü yapıyorlar diyor. Ustad ve zehirli öflemeleriyle diyor. 727 sözlerde de hep Envar'a göre söylüyorum. Bakın notalan baksın. Diyor ki insan da zıtlar alemi olduğundan ya tılsımdır bizim tılsım tarafımızı oynatarak celbeder habis ervahları. Celbeder. Yani bizim bazı 82 lemalarda Bizdeki fena madenleri işlettiriyorlar. Onun için başım ağrıyor. Of canım sıkıldı ya. Of. Yani durup dururken insan niye bu asırda böyle depresyona girsin, bunalıma geçsin? Fena madenleri işlettiriyorlar. Buhran geçiriyorlar. Tahammül yok. Sabır yok. Merhamet azalmış. Nasıl yapılıyor? Maddeyi etkileyerek. Durup dururken niye boşansın ya? Niye insan bu kadar okudu halde buhran geçiriyor? Muhatap olmuyor. Tek şansın var diyor usta. Tek şansın var. La ilahe olmadan illallah olmaz. Terk olmadan, terk olmadan eylem fayda vermeyecek. İstersen 10 cüz oku sabaha kadar Kur'an. Sabaha karşı 10 dakika olumsuz bir video seyret. Sebabın derecesini demiyorum. Feyiz, haz, huzur gider. Terk bu kadar önemli. Vesvese Risalesi okuduğumuz aldı, ezberlediğimiz aldı. vesvese niye gitmiyor? Terklerimiz yok da ondan. Terk olmadan eylemler bize fayda vermeyecektir. Kitap yüklü merkebe benzetiyor. Efendim? Yani beşerin hırsınlaşmış ruhunda şu mütebessim denilen küçük zeynep o derif ifaz Ya O 727. Ama yok gibi ama suret e, müstesna özellikle suret beşerin ruhunu hırsınlaştırıyor. Suret. Yani bu resimler var ya muhteşem şeyler. Hırçınlaşmış ruhunda insanın ruhu. Hırçın. Ne alakası var? 410 sözlerde de var. Hissiyatül ve insani tahrip eder, derinden derine yaralar diyor. Yani onun içine konuluyor. Mesela fiziksel boyutunu söyleyeyim. Baktın hiç kimse kimseyi görmez. Onun yaymış olduğu dalgayı görürüz. Onun yaymış olduğu dalga göze, retina girer, görüntü alanında arkadan seyrederiz. Ben onu seyrettiğimi zannederim ama aslında ben burada seyrediyorum. Nesini? Kendisini değil, yaymış olduğu dalgayı. Tamam. Şimdi bir haram karşıdan geliyor. Haram. Fiziksel boyutun diyor. Fizik diyor ki ona baktığın zaman onun yaymış olduğu dalgayı kopyala yapıştır, içeriye alıyorsun. O dalga benim simam, sesim, böyle mimiklerim manaya göredir. Beni tanımlar. Beni tanımlıyor. O haram olan dalga boyu o haramın haleti rüyesini de taşıyor. Sesi de adamı taşıdığı gibi. O haleti rüyesiyle beraber kopyala yapıştır oluyor. İçeriye giriyor. O fizikte yaymış olduğu diyor dalga içeriye girdi. Bunun dindeki adı haram. Fizikteki adı fiziksel boyutu girdi. Ne yapacak içeriye? Girdiği zaman aktif olacak o çalışacak. Yani filmi kapattığın gibi, sesi kapattığın gibi haram geçtikten sonra kafada bitmiyor ki. O zaman aktif oluyor. O içeri girdi. Fizik boyutundan haramı söylüyorum. Yani bedenin yaymış olduğu enerjiyi biz muhatap değil miyiz? Bu enerji de o, o insan değil mi? O insan. O insanın psikolojisi bozuksa kopyala yapıştır bana geldi. Bunun adı sırayet. Niye gözlerine <laughs> hakim olun diyor? Oruç tutturun diyor gözlerinize. Göz kapaklarınızı indirin diyor. Yani şu anda benim haleti ruhiyem yaymıyor mu? Beni mi görüyorsunuz? Hayır. Yaymış olduğum dalgayı görüyorsunuz. Benim yaymış olduğum dalga şu anda benim. Haleti ruhiyem, düşüncelerim, hislerim, duygularım, fikirlerimi tanımlıyor, taşıyor. Hem sesim hem görüntüm. Sana giriyor, kopyala yapıştır olacak. Çoğusunun rüyasına girecek bu olay mesela. Bu ders Allah Allah gördüm abi falan diyor. Fiziksel boyutu günah yani kopyala yapıştır içeride aktif menfi veya müspet. Mesela ahize ve nakile radyo makineleri vasıtasıyla havanın hangi yerinde olursa olsun bir nutku beşeri. Şu anda ben konuşuyorum buradayım Arnavutköy'de bak ta Özbekistan, Amerika, Almanya, Libya'da olan var. Nerede olursa olsun diyor beşer bütün küre arzın her tarafında radyo ahizeleri bulunmak şartıyla zamansız aynı nutuk, aynı nutuk, aynı anda. Allah Allah keyif veriyor be böyle. Sanki hava alemin oynuyorsun bir şey görüyor musun? Aynı anda her bir yerde işitilmesi. Emri kün feykünün cilvesine. Kün ol cilvesine ne dereceye? Kemal imtisal ile her bir zerri havaide itaat ettiğini gösterdiği gibi <laughs> her bir zerre havaide hava derken bu bütünsel demiyor. Her bir zerre, her bir zerresi. Nasıl bir şey ki diyor? Bu kadar radyo, televizyon, konuşmalar, ısı, ışık, çekim yasaları, itme, çekme hepsini duyuyor, söylüyor. Duyuyor, Söylüyor aynı anda. Mehmet abi bunu daha iyi bilir. Duyuyor, söylüyor. <laughs> Bir de ben Türkçe konuşuyorum, ötekisi Fransızca konuşuyor. Onu da biliyor. Hadi bu işi yaptı, itme, da çekme. Cez ve dafiya. Çekim ve itme kanunları, ses dalgaları. Hepsi resimleri nasıl naklediyor ya? Ya hava bütünsel değil, tek tektir. Nokta 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 nokta. Hava zerresi ya. Zerre. Bu işi nasıl yapıyor ya? Benim sesimi sana nasıl getiriyor ya? Ya adam radyoda, televizyonda şey yapıyor. Cep telefonunda. Görüntüyle ya. Ya eski de bir annenle görüşebilmen için köyde Abdülkadir'i Geylan Hazretleri olan lazım. Temesül etmen lazım ki gözü kesin. Çok tuhaf ya. Bir yere mesela bulutun üstüne çıkıp çay içmek için Şah, Şahi Şeyh Abdülkadir Geylani gibi Terakki etmen gerekiyor ama şimdi uçağa biniyorsun orada kahve içiyorsun. Şu Allah'ın nimetine bak. Keşif ve kerametleri maddeten elimize vermiş. Bak bulutun üzerine kahve içiyorsunuz. Normal bir şey mi ya? Oraya oturuyorsun kahve geliyor. Kahve içiyoruz. Bir de Risale okuyorsun böyle. Öf. Çok güzel irade tespitleri var Mehmet Kahve. Kahve içiyorsun ya. Eskide 500 sene önce bu olabilmesi için geylani olman lazım. Zamanın geylanisi olduk. Hava zeresini düşün bak. Uçağı da uçuruyor. Onun için söyledim. Uçağı uçuruyor sesi, görüntüleri Aynı zamanda da tutuyor. Bir, 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 bir şey bir şeye karışmıyor. Onun için hüve nüktesi için mahkemeye vermişler ustadı. Yani bu hava, hava sayfasını anlatmasın diye. Diyor ki havada sebatsız, havada rüzgar yok mu? Yani rüzgar mesela iki tane kar tanesini birleştiremiyor. Hava devamlı oynuyor sebatsız vücutları bulunan hurufatın e, sesi de attım. Böyle durgun değil ki. Uçakları bile böyle böyle turbulansa sokuyor. E, harfleri ne yapıyor? Hepsini de dağıtıyor. Allah dedim a burada, L burada, a orada, he bilmem nerede. Darmadağın oldu. Her bir harfin üzerine bir harf koymuyorsun. Allah deyince her bir zerre de var. Ama aynı zerreye adam başka şey de yok koymuş. Aynı zerre de görüntü de var. Ben Allah demişim. Onu taşıdığı gibi ötekisi de Karl Marx dedi onu da taşıyor. Çok tuhaf ya zıtları cem etmiş. Aynı zerrede. Hava deyince bunun şey değil. Her bir zerre düşün. Vücutları bulunan rüfatın devamlı oynak. Kutsiyet keyfiyetiyle eğer o havaya içinde bulunan sistem var yazılım. O şeyde zerrede evamiri tekviniyesi var. Nasıl ki askerde rahat, hazır ol, komutan deyince herkes niye itaat ediyor? Ona uygun. İşte hava zerresi de kelimelere uygun yazılımı var. Eğer ben bu manevi şeyleri söylersem, duygusal ve kutsi şeyleri, o havanın o tarafı. Çünkü o hava, o hava zerresi, alemi şahadeti, alemi gaybı arasında ince bir berzahtır, perde. <laughs> oradan şey yapılıyor. Ha yırtıldı yırtıldı. Hava zeresi diyor, hava diyor usta diyor ki yırtıldı oraya geçiyorsun Alemi misale geçiyorsun Bunlar diyor bir derece rüyada oluyor diyor. Hava zeresini yırtıyoruz, horlamanı duymuyorsun, rüyada kişilerin sesini duyuyorsun. Gözün kapalı neleri seyrediyorsun. Ayağın burada, terden solmuşsun orada dolaşmışsın. Ulan yalan mı bu? Yok, hayal hayal değil. Bu perdeden çıkmışsın, başka bir yere geçmiş hava zerresi alemi şahadetle alemi gayb arasında son ince bir perde. Yırttın yırtın. İşte o ahize duyuyor söylüyor. Eğer havaya kutsi şeyler mesela Fatih e okursan keyfiyetiyle bu sır imtisale göre çok tesirat hariciyeye bak Havaya bir şey yüklerseniz, hava mesela telefona söylüyorsun, kapıya şey yapıyorsun, açmıyor mu? Suudi Arabistan adam eletik şeyini çalıştırdığı gibi tesirat hariciye, tesirat hariciyeye ve hasiyatı maddiyeye maddeden tesir ediyorsun mesela. Elhamdülillahi rabbil alemin. Üf, üfürüyorsun bak. Tesir ediyor. Er -Rahman Rahim. Hava değişiyor. Buna bir tane maddete misal vereyim. Hatırıma geldi. Herkes evine şey yapsın. Yatak odanıza gidin hayalen. Bir de ders çalıştığınız o kitap okuduğunuz salon veya ofisiniz yani salonunuza bakın. Tamam mı? Bir de herkesin bulunduğu çe çeşitli yerlerden gelmişsiniz dershanede. Dershanenizi ve bir de burayı düşünün. Havaya bakın. Şöyle bir hava bakın. Salon, evinizdeki salonu düşün. Şimdi burayı düşün. Bir de Evdeki mutfakla, tuvaletle, yatak odası ne kadar farklı? Niye farklı hava? Çünkü okunan orayı değiştiriyor. Orayı, maddeyi değiştiriyor, latifleştiriyor. Bazen demiyor musun? Ya ben burada sıkıldım ya. Öf ne var bilmiyorum ama sıkıldım ya. Bazı adamlar en gerek yalanı gibi sokar sana böyle gözünü baktığında. Bazı mekan sıkar seni, bazı mekanlar rahatlarsın. Ne var ya Mekke'yi buraya getirsen aynı kutuyu koysak. O nasıl oluyor orada? Ya ne var orada? İki vadi ya. İşte buraya bakın. Bir de evinizdeki salona bakın. Dershanen arasındakilerde, de. Camiye bakın. Yani daha biraz da mışakas vereyim. Cumhuriyet tarihinde yapılan camileri girin. Osmanlılar'da yapılan camiye girin. Ruhaniyet aynı mı? Niye? Ne, ne var yani? O da taş. Çünkü ruhunu maddeye yansıtmış ecdat. Ruhunu madde olarak gösterebilmiş. Maddeye yüklemiş ruhunu. Peki insanın düşüncesi maddeyi nasıl değiştiriyor? Ona misal vereyim. Adam çalışıyor. Pirinç alıyor. çocuğuna yediriyor. İyi bir çocuk çıkıyor. Gidiyor. Aynı pirinci çalıyor. Çocuk ayarsız çıkıyor. Ondan pirinç bir şey değişmedi ki. Niye böyle oluyor? Bunun peşine düştü mü? Bu nasıl olur? Pirinç nasıl değişir? Çünkü abiler fizik biraz önce anlattım ya eğer protonu misket kada yapıp Londra'ya koyarsan ona on en yakın geçecek elektron nerede? İstanbul'da. Diyor ki biz oku okurken protonla elektron arasında bu kadar boşluk var diyor. Şimdi diyor ki tanımlanmamış duman var diyor. Duman. Kuantum fiziği. Şimdi ustad da diyor ki e, niyet ve nazar mahiyet eşyayı tayir eder ve değiştirir. Şimdi bendeki fikir, bendeki duygu, bendeki his, fikir, mana işte o pirincin protonla elektron arasındaki boşluğu dolduruyor. Niyet, nazar maddeyi böyle değiştiriyor. Madde değişiyor. Madde nasıl pirinci değiştiriyor diye merak ettim. Çalınan ekmek, kazanılan ekmek. Yani insan haleti maddeye böyle tesir ediyor. O ara boşluk duman diyor. Eskide elektron dönerdi diyor. Şimdi olması gereken her yerdedir diyor. Elektron dönmüyordu. Hem dönüyor hem dönmüyor. Yarık deneyinde de söylüyor. Yani gözlemleyene göre elektron farklı hareket yapıyor. Bu fizikseldir artık. Kim bakıyorsa madde o şekil alıyor. Eskide ben ufaktım. Delilik vardı demek o zamandan beri anneme derdim ki veya kendim şöyle ben baktığım için vardı derdim. Çocukluk hatıram Baktığım için şu dağ var. Ha, oraya kadar geldim ama kafam şu kadar çalışmadı. Acaba var hakikaten öyle mi diye arkadan bakardım. Ona gene bakıyorsun da böyle bakarken yani. Yani ben inanıyordum ki o yok. Acayip bir şey ya. O yok. Şimdi abiler burayı anladık mı? Protonla elektron arasındaki o e, duman diyor. Tanımlanmamış, ifade edilememiş yere insan niyetini, nazarını duygularını, fikirlerini, hislerini koyuyor. Onun için niyet, nazar, mahiyet eşyayı tahir eder. Madde değişiyor. Ona ait bir de şey, misal vereyim. Mesela Kur'an okuyan bir insanın, namaz kılan bir insanın, manevi dolu olan insanın niye siması öyle de? Namazsız insanın, haram yapan bir insanın siması niye böyle? Maddeyle ne alakası var? Ben namaz hareketlerini spor olarak yapsam, Namazın yüklediği bana nuraniyet olur mu? Aynı hareketleri ben spor salonunda yapsam insanın siması nurani olur mu? Fazlasını yapıyorlar abi. Daha fazla yapıyor. Fazla. Niye olmuyor? Niye namazsız adamın, zina eli, içki faiz yenen suratı böyle de ötekilerin nurani? Bir bakın ya sima. Hemen sokakta görürsünüz. Maddeye mana nasıl tezahür ediyor? Bak şu lavaba, tuvalete gittiğince aynada yüzünü görürüz. Bu ayna sureti mi gösteriyor? Bu ayna ise ruhumu gösteriyor. İçeri girdikçe görüyor musun? Ruhum da Allah'a gösteriyor. Şimdi bir, burayı anladık bir mı? Verirken, özür dilerim. Bir eğitimi verirken rabıta diye bir madde yüklüyor çocuğa. Çocuk anneyi babayı tamamen siliyor onların vermiş olduğu eğitime göre onlara tabi oluyor. Anne babanın fikrini hiçbir şekilde kabul etmiyor. Yani kadar... maddeyi evet maddeyi nasıl değiştiriyor? Bakın lavadaki ayna burayı gösteriyor. Bu da namazı kılıp kılmadığımı, ahlakımı gösteriyor. Kişiye bakarsın. Bununla geçim olur mu olmaz mı? Eski ecdat bakarmış buna. Böyle bununla damat olur mu olmaz mı hiç yaparlar diye si maddeyi nasıl değiştiriyor? Devam ediyorum. Abi bu emri kün fe yekünün imtisal edilmesi yani o iradeye tabi olarak biz de maddeyi değiştiriyoruz. Maddeyi değiştiriyoruz. Yani, Kardeşim bu sima niye değişik? Niye namazsız adamın şey niyası farklı? Abi yaptığı yemek bile fark ediyor. Evet. evet. Mesela kadın şöyle yapsa bir adam. Sen bir, bir eve getirdin birisini de kadın istemese Uğur şöyle yapsa kadın soğan kesiyor, boşunuzu yesin önde zıkkım yesiniz nereden geldiniz he bunu yiyecek böyle soğanı doğrasa zehir olur seyir seyir ve hisseder ustad, ustad şey yapmamış yememiş itmiş niye itmiş bunu yapan o namaz kılmamış geri götürdü Nasıl anlamış maddeden? İmam Azam'dan söylüyorum. Muzar diye şey yapmıyorum. İmam Azam diyor ki kişiyi görmeyeyim. Ben suya bakayım. Su. Bu suyla gusul mu alındı? Normal abdest mi alındı? Suya bakarak ben onu temas eden kişinin karakterini söylerim diyor. İmam Ebu Yusuf diyor ki ben diyor kişiyi görmeyeyim. Sesini duyayım. Sesiyle karakterini söylerim. İmam Muhammed Eşeybani diyor ki ben kişiyi görmeyeyim. Kişi e, terini, ter var ya ter. Terini görsem onun karakterini söylerim. Ter mübarektir değil mi? İçki içenin teri necistir. Dokunamaz. Batını taşıdığı için. İçki içenin fıkıhtaki kaydı bu. Dokunamazsın. Necistir. Necisi aynıdır yani. Ama ter, ter değil o. Çünkü proton elektron arasındaki ruhu var orada. Devam ediyorum. Adeta maneviyatı maddiyata inkılap, gaybı şahadete tahavül ettirir bir hasiyet onlarda görünüyor. Gaybı şahadete, şahadeti gaybe tahavül ettiriyor. Yani odun ya, odun 10 kilo, yak 10 gram çıkıyor. Oradaki içerisine baksana ya. Neyle yapmış Allah odunu? Maddede böyle işte gidelim huruf-u Mukata'ya çabuk çabuk çünkü bir saat oldu, bir buçuk saat. Hızlı okuyorum. İşte bunun gibi hadsiz emarelerle gösteriyor ki mevcudat havaiye olan hurufun hususan hurufu kutsiyenin ve Kur'aniyenin hususen eva evaili Suriye'deki yani surelerin başlarındaki şifre-i ilahiyenin hurufatı. Elif la mim, yasin. Muntazam ve nihayetsiz hassas, zamansız emirleri dinler bu harfler. Yapar gibi göründüğünden elbette zerrat-ı havaiyede kutsiyet noktasında. Hızlı okuyorum zaman çok geçti. Emri kün künün cilvesine ve irade yezilinin tecellisine mazar rufatın yani elif Lamim, Hamim. Bunun nesini de yapacaksın. Yani adam gibi yapınca duman ediyor öteki tarafı. Acayip. İşte onun da okuma şekli var. Yani yani şekli fazla şey şey değil. Yedi tane okursun. Temas ederek okursun. Ama çoluk çocuğun dışında hariç. Kimse okuma okumazsın. Sıçrar sana duman olursun. Tamam. Okuma. İra herkes gitsin Hizbul Kur'an alsın. Okusun İzbul Kur'an. 141 emir daha bir. Ne diyor biliyor musunuz? 141 emir daha bir. Ustad kaç defa zehirlenmiş? 20. 21 kitapta geçiyor. Aslında 27-28 defa. 141'de diyor ki mutadit defa iki eser beni zehirden kurtardı diyor esbab alimde. İki eser. Neydir o? Cevşenil Kebir. Evrad-ı Bahayiye-i Kutsiye. Şah Nakşibend Hazretleri'nin Evrad-ı kutsiyesi. Şimdi bir cemaat Nakşi olduğunu iddia ediyor ama Nakşibend Hazretleri'nin Evrad-ı kutsiyesini cemaate okumasını okumayın diyor. Niçin diyor? Çok ağırdır, kaldıramazsınız diyor. Ama Allah'ın kelamını okuman lazım diyor. Lan Allah'ın kelamı ağır değil de aklımı yiyeceğim ya. Evradı kutsiye okuma ağırdır diyor. Niye ağır? Kaldıramazsın diyor. Enerjisi çok yüksek. Peki Allah'ın kelamı? Allah'ın kelamı okumak? Kıyas edilir mi tövbe? Evradı kutsi okumayın diyor. Niye? Kaldıramazsınız. Veya Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam iki çocuğu olup da bir tanesine benim ismimi vermene yazıklar olsun mu diyor hocam. Üç çocuk mu diyor. Ama biz ne diyoruz? Ağırdır canım, ismi ağırdır. Ne koyalım? Hasan yerine Hans mı koyalım? Maria mı koyalım Meryem yerine? Koyma. Çok acayip neler oluyor ya. Evrad-ı kutsiyeyi okuma ağırdır, Kur'an okuyor. Ya yani, kardeşim okuyacaksın. ustat diyor ki, niye söyledim? İki eser, iki eser beni zehirden kurtulmaya vesile oldu. Bir Cevşenül Kebir, aç 141. Bir de Evradi Kutsiye-i Yani Şah Şah Nakşibend Hazretleri'nin Evradi Kutsiyesi. Ama o kadar da tatlı ki ikisi de vallahi anlatamam. Ben. Yani. <laughs> Emri kün <feyküm> cilvesine <laughs> ve iradi ezelinin tece nerededir? Hizbulakay Nuriye'de büyük cevşenin içinde var. Maddi maddi hassalarını ve harika ve mervi faziletlerini teslim ettirir çabuk geç. İşte bu sıra binaendir ki Kur'an-ı Mucizül beyanda bazen kudret eserini, sıfat irade, sıfat-ı kelamdan gelir gibi tabiratı gayet derecede surat-ı icat ve gayet derecede inkıyat eşya ve musahariyeti mevcudattan başka aynı emir kudret gibi. Yani emre diyorsun oluyor ya sanki kudret gibi. Mesela eysema suyunu kes, eğer suyunu yut. Allah söylerken oluyor, olurken söylüyor. Kelamın içerisinde Cenab-ı Hakk'ın ilim, irade, kudretini koyduğu için söylerken oluyor, olurken söylüyor. Ondan beşer kelamına benzemiyor. Çünkü kelam ilahide üç tane sıfat var. İlim, irade, kudret. Bizim kelamda ise ilim, irade, kudretimiz yok. Sif kelam içi boş olduğu için esema suyunu kes olmuyor. E, aynı emir aynı kudret gibi hükmediyor demektir. Onun için izah ettim onu. Yani emri tekvinden gelen hurufat yani insanın ihtiyaç, iştiyak, incizat, meyil emri tekvini. İnsandaki o dört tane ihtiyaç, iştiyak, incizat, meyliden çıkan kelam hurufat maddi kuvvet hükmünde vücudu eşyada hükmeder ve emri tekvini adeta aynı kudret, aynı irade olarak tezahür eder. Karşı duman ediyor. Bazen nazar, bazen kelam, bazen koku, bazen tat. Niçin niçin hırkasını gönderdi Peygamber Aleyhisselam? Veysel Karani'ye. Oysa Veysel Karani develerin çobanı. İplik orada çok. Yani git üşürsün bu kazağı giy mi dedi. Üşü, kaza yok fakir fukara. Ona bir kazak göndereyim de giysin. Niçin mi dedi? Yok. Nereden anlıyoruz? Ne dedi onu gönderince? Bunu giyince ne yapsın dedi? Farkında mısınız? Bunu giyince dedi ümmetime dua etsin. Peygamberimiz demiş. Çünkü o hırkada, hırkayı şerifte Peygamber ve vesselamın ihtiyaç, iştiyak, incizat ve meyli yani o kendisi var. Hissi şeyleri var. O hissiyatları, duyguları orada ifade ediliyor. Niye gönderdi kazak? Kazaklar olacak ki? Bu kazak o mu? Aynı mı? Yani maddeydi. Protonun, elektron arasında değişiklik. Onun için e, fıkıhta diyor ki kadının kalktığı yere hemen oturmayın. Ne var canım? Metroda oturuyoruz. O kalktı beni. Oturma. Fizikten anlıyorsan. Hani din de demedim. Fizikten anlıyorsan onun belirli bir zaman temesulatı duruyor orada. Orada duruyor. Hırsız yapanların eşgalleri tespit ediliyor zaten. Orada fiziksel boyutu var. Bunu Amerika istihbarat daireleri kullanıyor burada. Kimler burada şey yapıldı diye. Birbirine üzerine bindirilmiş madde var ya. Evet emir ve iradenin bu gayet hafi ve vücudu maddeleri gayet gizli. Ve havayı adeta nim manevi, hava yarım nurani, nim maddi nevindeki mevcudatta emri tekvini aynı kudret gibi asarı görünüyor. Belki aynı kudret. Şimdi öteki sayfada hurufatı göstereyim. Ondan sonra kapatıyorum. Biliyorum uzattım. Bir sayfa sonra. Ha, ha bu. Şurayı göstereceğim. Olur. <laughs> Adeta maneviyat ile maddiyatın mabeyninde Alemi şahadet ile alemi gayb arasında hurufat-ı Kur'aniye eliflamlar berzah berzahı olan mevcudata nazar dikkati celbetmek etmek için kuran mucizel beyan inna emru en yekule lekum ferman ediyor. Yani onun işi bir şeye olmasını istediği vakit ona sadece ol demektir. O da olu verir diyor. İnne Peki neydi o? Bak adeta maneviyat ile maddiyat mabeyninde berzahtır. Tâsîn, elif, lâm, mîm, Yasin mesela üç, defa, üç şekilde okunuyor hurufu. Berzahmış, berza. Gaybı şadete, şadete gaybe. Kara delik gibi, fizikte solucan dedikleri kara delikler gibi. Yani dönüştürüyor, değiştiriyor. Böyle bir berzah şifredir. Şu andaki zomdaki şifremiz gibi. Ah zaman olsa da tek tek konuşsak ne yapalım? Gibi hurufu kutsiye şifre ilahiye. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın kutsi şifresini Kur'an'a koydu. O musafı, musaf, okuyan da Kur'an oluyor. Esma kadar benim hakikatım oluyor. Allah'ın kelam sıfatındaki o hurufat yani kelam ilahi ona dönüştürüyor. Ne Hangisi yapıyor? Kur'an'ın komplesini beni yapılandırıyor. Kur'an'ın bütün sureleri, hafleri beni yapılandırıyor. Hurufu mukata ise burayı oraya taşıyor beni. Orayı da buraya taşıyan koridorluk yapıyor. Bizzati onun için bunu kullanarak geçiyorlar. Yani mesela Miraç ile diyor, peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam için diyor ki, Miraç ile diyor alem şahadetten alemi gayba geçti diyor. Gayb alemine geçti. Hangi yöntemi kullandı? Mesela merak ettiğimi söylüyorum. Huruf-u mukata kullanılmış. Huruf-u mukata şifre-i ilahiye. Neymiş huruf-u mukata? huruf kutsiye şifre-i ilahiye. Hava zerat içinde oluyor. Toprakta şey değil, zamansız münasebeti dakikayı hafiye tellerini ihtizaza getirecek birer düğümmüş bunlar. Hurufu düğüm ve birer düğme harfi olduklarını bak buralarda izahları var. Harf ve feşten arşa manevi telsiz telefon muhaberat kutsiyeyi ifa etmeleri o şifri kutsi ilahiyenin şenindendir ve vazifesidir ve gayet makuldur. Okuyunca ne olacak? Muska taşımayı da söyleyecek. Evet havanın her bir zerresi ve bütün zerratı telsiz, telefon, telgrafları gibi aktar alemde münteşir. O zereler emirleri imtisal ettiklerini ve elektrik ve seyalat latifeyi ahize ve nakilelik vazifesi gibi sair ve zayıfi havaiyeden başka bir vazifesini bir hat ile belki müşahede ile ben kendim badem çiçeklerinde gördüm. Ağaçların rüy muntazam bir ordu hükmünde havai nesiminin dokunmasıyla bir anda aynı emri o aizeler hükmündeki zerrelerden aldığı vaziyeti meşhudesi bana iki kere iki dört eder derecesine katı bir kanaat vermiş. Ne vermiş? Demek havanın rüy zeminde çevik ve çalak bir hizmetkar olması ve rüy zemindeki rahman Rahim'in misafirlerine hizmet ettiği gibi o Rahman'ın emirlerine tebliğ etmek için bütün zerratı telsiz telefon aizeleri gibi emirber nefer abiler bu ha, bitti. Şimdi nuskalar nasıl tesir ediyor? Burada okumak için izde okudum. Onu da cevap olacak. Şöyle taşı. Evamiri kutsiyi nebatata ve hayvanata tebliğ eder. Nefeslere yelpaze, yani hava başka yelpaze olur. E, ee, nüfuslara nefes, yani abu hayat içeriği girdiği zaman hayatımıza sebep, nefes alınca olan kanı tasviye ve narı hayatı olan harareti garizi işal vazifesini yaptıktan sonra çıkıp, yani uzun tabii, geç oldu çıkıp ağızda hurufatın teşekkülü, teşekkülüne medar olduğu gibi pek çok muntazam vazifeleri emri kün fekün ile icra eder. İşte <laughs> havanın bu hasiyetine binaendir ki mevcudat havai olan hurufat kutsiyet kesp ettikçe yani ahizelik vaziyetini aldıkça insan okursa o haleti yakalarsa haletlerine göre te ifade ettiği harf kutsi oluyor Karşıyı ve kendisini de değiştiriyor siması değişiyor ee, yani ahizelik vaziyetini aldıkça yani gene Kur'an-ı olduğundan ahizelik vaziyetini aldı. radyo nasıl e, çalıyor ama o ses kendisini değil diyor. ben de Kur'an okurken sen de okurken radyo gibisin öteler ifade ediliyor Radyo konuşuyor ama biliyoruz ki radyo konuşmuyor. Gayipten birileri konuşuyor. İşte biz de radyonun maddesiz Konuşurken o okumak ne kadar doğru okursak kelam ilahi olduğu için bu su düşünün. Kelam -i ilahi işte. İçinde <laughs> başka şeyler var. Aldı yani Kur'an urufat olduğundan aizelik vaziyetini aldığını ve düğmeleri hükmüne geçtiğini o alemlerin ha, şu La, Mim, Vav, ee, bunlar düğmeymiş. Ötelerin... bir rivayete göre 18 bin, bir rivayete göre 28 bin alemlerin her bir harf o alemin bir rumuzu şifresiymiş. Şifresi olduğundan güne geçti. Ve sürelerin başlarındaki hurufat daha ziyade o münasebe... tafiyenin uçlarının merkezi ükteleri. Ükte şu kocaman at. Çekirdeğinde derci edilmesine deniliyor. Ee, ziyade o münasebet hükme nereye gitti? Şu merkezi ükdeleri, düğümleri ve hassas düğmeleri hükmünde olduğundan vücudu ha havaileri bu haysiyete malik olduğu gibi vücudu zihnileri dahi hatta vücudu nakşiyeleri ha yazmak, nakşi yazmak, kafleri yazmak, duvara asmak nakşeleri de bu hasiyetten hassaları ve hisseleri var. Demek o harflerin okunmasıyla veya yazmayla maddi ilaç gibi şifa başka maksatlar hasıl olabilir. Ya şu son görüyor musunuz? Demek o harflerin okunmasıyla ve yazmasıyla maddi ilaç gibi şifa ve başka maksatlar asıl olur. 5G ve istasyonların yaptığı tesirler akım kalıyor. Hiçbir şey olmaz. Onların istediği olmuyor. Mukabele ediyor. İşte 744, 746 şu Bütün sihir ve büyü, dalaletin sihir ve büyülerini Asay Musa iptal ediyor. Abi anlamıyorum. Anlaman için zaten denmemiş. Sen yeter ki ifade et. Yeter ki 5-10 dakika oku. Okuyan. O kadar anla ve anlama. Anlamıyorsun İngilizce okuyor radyo. Aç orayı. Ben İngilizce okuyor. Burası nasıl değişiyor? Berbat oluyor. Anlama Kur'an'ı çalsın. Güzel oluyor. Ha, anla ve anlama. 10 dakika, 5-10 dakika Asay Musa'yı okursak onların yaptıkları sihir ve büyüleri iptal edip yutuyormuş. Musa Aleyhisselam'ın asası nasıl yuttu? Asay Musa'da yutuyor. Gene bitti. Demek o harflerin okunmasıyla yazmasıyla yani taşımak. Ha bak ben de taşıyorum. Ha şirk diyor. Tamam olsun şirk olsun. Bize kalsın şirki. Yazmasıyla maddi ilaçlar gibi şifa başka maksatlar da hasıl olur. Çünkü hurufu mukatta ile başka maksatlar da oluyor. Keşif yapılıyor, içeriye giriliyor, öteye geçiliyor. Alemler tanımlanıyor. Herkesin bir harfi var. Herkes dikkat ederse mesela 14 taneye bakın. Okurken bir tanesi size çok yakın hissedersiniz. Mesela Elif la mim ha mim mi saat vel Kur'an izi zikr mi? Bakın nun vel kalem ve maesturun mu? Mutlaka bir tanesi size gelir. O sizin hurufu, u mukatta şifre ilayeniz. Onunla geçersin, onunla aleminde tanımlarsın. Uzun oldu. Hepinize hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın. وآخر دواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة ما